Şeyma nasılsın bir tanem? İyiyim aslanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biraz daha seni yakından tanıyalım. Sen nerede doğdun, anne baba nereli? Ben İstanbul'da doğdum. Aha. Babam Ordulu, annem Bitlisli. Aa, evet. Onlar nerede tanışıyorlar? Onlar İstanbul'da tanışmışlar. Ay, çok güzel, evet. Çok güzel. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. 23 yaşındasın, çok gençsin daha. Evet. Çalışıyor musun, ne okudun? Hemşirelik okudum. Aa. Evet, normalde yapıyordum da. Ne hemşiresisin? Normal, genel olarak acillerde. Aha. Hemşirelik yapıyordum. Sonra derken geçmiş zaman. Evet. Evlenene kadar. Bıraktım deme ya şey. Bıraktım ama mecbur kaldım. Neden? Çünkü bahçeli evlerde çalışıyordum. Böyle evet. Özel klinikte. Aha. Daha sonrasında Hadımköy'e taşınınca gördünüz zaten. Evet, bayağı uzak. Evet. En uzak. Bu yakınlarda da hastane vardı. Evet var ama çok az. Daha küçük bir semt olduğu Sen için. Sen başvurdun mu? Başvurdum. Çok iyi. Bekliyorum. Eşin destekliyor mu yani çalışmanı? Destekliyor ya, her zaman. Ya altın bileziğin var bir tanem. Çalışmaya öyle. Devam et. Daha yaşın çok genç. 23 yaşındasın. Ay vallahi çok büyük cesaret bu yaşlarda evlenebilmek. Yani ben bu cesareti gösteremedim. Eşin kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Eşim de benden bir yaş büyük. 24 yaşında. Ay çok büyükmüş o da. O da enjeksiyon işiyle uğraşıyor. Enjeksiyon? Evet. O da mı hemşire? Ya normal biz aynı okuldan mezunuz. O da hemşire ama o daha böyle fabrika. Fabrika. Yani bir hastane değil. Değil. Tamam. Büyük iş yerlerinde evet. Sağlık personeli olarak mı çalışıyor? Hayır, sağlıkla alakası yok. Tutturamadım. Tutturamadım. Fabrikada makinalarla ilgileniyor. CNC, enjeksiyon öyle deniliyormuş. Allah, ben de bilmiyorum. Enjeksiyon dedin ya. İşte, evet. Ben de o enjeksiyon, enjektör hani iğne yaparlar ya. Alakası enjeksiyon yok. Acaba öyle bir şey mi? Direkt oraya gitti nedense. O enjeksiyondan o enjeksiyona geçti o. Hakikaten farklı evet. Olmuş. Fabrikada çalışıyor. Evet. Peki çok güzel. O nereli? O Muşlu. Aa o evet. Da Muşlu. Evet. Ay çok güzel. Şimdi de ben Orduluyum o Muşlu. Biz de İstanbul'da tanıştık. Sen şimdi 4 aylık evlisin. Evet. 4 aylık. Bu civarlarda mı oturuyordunuz? Ben Bahçelievler'de oturuyordum. İşte işi de zaten o yüzden bıraktım. Eşim burada oturuyordu. Burada kapı çaldı. Hadi gelinleri ben karşıla, gidiyorum karşılamaya. Devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun kızlar. Buyursam mı bilemedim ama hayatım. Bir de şöyle mi yapsaydım? Bunları giderken toplayacağım. Ağlaman için sana vereceğim. Gözyaşlarını silersin. Ben seni ağlayacağın için getirdim hayatım. Evet, bu tarafta geçebilirsin. Teşekkür ediyoruz Şeyma'cığım. Hoş bulduk. Şeyma'cığım benden mi esinlendin? Hoş buldum. Kolonyanı evet. Bir yerden mi getirttin yoksa? Evet. Yoksa Ordu mu? Sizin için özel getirttim. Ya çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Elif'in yaptığı hareket hoş bir hareket değildi ama Şeyma'nın yaptığı hareket de hoş değildi. Kısasa kısas bir durum yapmış Elif. Kısasa kısas yaptım. En azından ben onun gibi masada değil, kapıda yaptım. O benim masama da saygısızlık yapmıştı. Bana öyle yaparsan, ben de peçeteleri bu şekilde yapar, seni peçeteye boğarım. Elif arkadaşımızı demek ki o gün onun masasında sinir edebilmişim ki o da hırslanmış ve 4 gün boyunca da beklemiş, bana bunu yaptı. Tebrik ediyorum onu. Gönderme yapmış ama onun gününü düşünecek olursak çok da haksız sayılmaz. Elif Hanım yine şov yapmaya gelmiş, şovunu da yaptı. Şeyma Hanım gayet güler yüzlüydü. Uymadı Elif Hanım'a.